Bugün toprakla tohumu buluşturup bereket üreten o ellerin sahiplerine adanmış özel bir gün. Yani Dünya Çiftçiler Günü. Konya tarımına büyük hizmetlerde bulunmuş AK Parti Karavan Milletvekili ve Panko Birlik Başkanı Recep Konuk, Türk çiftçisinin Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğini belirtti. Recep Konuk, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon ve hedef, Türk çiftçisinin de hedefidir ve o hedeflere ulaşacağının teminatı da o iradenin iş başında olmasıdır, dedi. Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun 1984 yılında aldığı kararla 14 Mayıs'ın Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlandığını belirten AK Parti Karaman Milletvekili ve Panko Birlik Genel Başkanı Recep Konuk, çiftçiliğin diğer mesleklere göre insanların yaptığı en eski işlerden biri ve tarihi kökleri binlerce yıl öncesine dayanan bir meslek olduğunu belirtti. Adımıza kutlanan bugünü bizler ekseriyeti tarlalarımızda geçireceğiz diyen konuk, bizlerin kutlamaya ayıracak zamanı yok. Biz şunu biliyoruz, üretimde harcayacağımız enerjimizi başka alanlarda harcarsak hem ülke hem biz kaybederiz. Bizim bugünden tek beklentimiz hatırlanmak ve daha çok üretebilmemiz için atılması gereken adımların atılmasına zemin oluşturmaktır, dedi. Konuk açıklamasında şu görüşlere yer verdi. Bugün kendisine atfedilmiş özel günü üreterek kutlayan Türk çiftçisi bu potansiyeli harekete geçirerek ülkemizin geleceğini inşa edecek, ülkemizin zenginliğine zenginlik katacak, evlatlarımızın tabağındaki yemeğin miktarını ve kalitesini artıracak, elindeki lokmaya sahip çıkacak, gıda güvenliğimizin teminatı olacak idrake sahiptir ve bunu gerçekleştirebilecek kudrettedir. Bizim petrolümüz yok, bizim uçsuz bucaksız altın madenlerimiz de yok ama belki bunlardan çok daha önemli çok daha değerli bereketli topraklarımız var diyerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon ve hedef Türk çiftçisinin de hedefidir ve o hedeflere ulaşılacağının teminatı da o iradenin iş başında olmasıdır dün tarım sektörümüze verilen Hedef kendi kendine yeten ülkeydi bugünün Türkiye'sinin hedefi dünyanın en gelişmiş ilk 5 tarım ekonomisinden biri olmak tarımsal hasılayı 2023'te 150 milyar dolara çıkarmak ve kendimize yetenden fazla fazlasını üreterek tarım ürünleri ihracatında 40 milyar dolar sınırını aşmaktır. Bunlar bu hedefler bugünün geleceğe borcu ve taahhüdüdür ve Türk çiftçisi bu hedefleri fazlasıyla aşabilecek kabiliyettedir. Tarımı güçlü, çiftçisi mutlu bir ülkenin güneşinin daha parlak, geleceğe dair umudunun daha güçlü, ufkunun daha aydınlık olacağına dair sarsılmaz inancımızı ifade ederek tüm üreticilerimizin Dünya Çiftçiler Gününü bereket ve bolluk dileğiyle kutluyorum.